Merhaba, benim adım Jenny, 20 yaşındayım. Size birkaç yıl önce gerçekleşen ve hayatımın geri kalanında güçlü bir etkisi olan hikayemi anlatacağım. Çekirdek bir ailede büyüdüm. Babam, annem ve kız kardeşim Baba'm askeri pilottu, annem ise bir okul öğretmeniydi. Annem sık sık geç saatlere kadar çalışırdı. Kız kardeşimle ve ben hep yalnız kalırdık. Maya ile oynamayı, örgü örmeyi, elbiseler giydirmeyi ve sadece onunla ilgilenmeyi çok severdim. Ama büyüdükçe bunları yapmak bana bir yük gibi gelmeye başladı. Bütün arkadaşlarım alışveriş yapıyor, sinemaya gidiyor ve eğleniyordu. Ben ise evde kız kardeşime bakıyordum. Hayır, tabii ki Maya'yı çok seviyordum. Kendimi abla gibi değil, dada gibi hissediyordum. Bir gün cesaretimi topladım ve anneme gittim. Daha fazla özgürlük istediğimi söyledim. Kız kardeşimi olan sevgime rağmen, ben de diğer kızlar gibi takılmak istiyorum dedim. Annem kızdı. Bana egoist olduğumu, kendisinin evde kalmak için neler vermeyeceğini ama benim üniversite masraflarımı çıkarabilmek ve geleceğimi korumak için babamla beraber çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Ağlamaya başladım ve odama koştum. Hayat çok adaletsizdi ve en güzel yıllarım bu şekilde geçecek gibi geliyordu. Akşam babam işten eve geldi ve annem ona yaptığımız tartışmayı anlattı. Babamın çok katı ve delicesine disiplinli olduğunu belirtmek isterim. Evde her zaman düzen vardı. Her şey bir saat gibi işliyordu. Sofraya aynı saatte tüm ailece oturmak zorundaydık. Bu düzenden o kadar bıkmıştım ki hayatımı biraz karmaşıklaştırmak istiyordum. Babam annemle konuştuktan sonra odamın kapısını çaldı. Gözyaşları içindeydim ve kimseyle konuşmak istemiyordum. Katı babam yatağın kenarına oturdu ve sessizce gözlerimin içine baktı. Birkaç dakika sonra ''Hayattan ne istiyorsun ve neden bu hayatı beğenmiyorsun?'' diye her kelimeyi sertçe bastırarak karakteristik tavrıyla sordu. Derince bir nefes alarak daha fazla özgürlük ve her istediğimi yapabilme istediğimi yüksek tonda söyledim. Sonuçta artık büyük bir kızım, 16 yaşındayım. Babam bir an duraksadı ve istediğim her şeyi yapmama izin vereceğini söyledi. Ama sadece 5 günlüğüne hiçbir kararımı ve hareketime müdahale etmeyecekti. Eğer bu beş gün boyunca bağımsız kararlara hazır olduğumu gösterirsem beni daha fazla serbest bırakacaklardı ama başarısız olursam onların kurallarına göre yaşayacaktım. Bu teklifi duyar duymaz memnuniyetle kabul ettim. Kontrol, tavsiye ve kısıtlama olmadan tam 5 gün. Babama güvenle bu 5 günün hayatımın en iyi günleri olacağını söyledim. Ne kadar yanıldığımı bir bilseydim her şey sabahın erken saatlerinde başladı. Her zamanki gibi geç kalmıştım. Aceleyle üniformamı giydim ve ders kitaplarımı sırt çantama sıkıştırdım. Aşağı indiğimde ailemi evde göremedim. Kız kardeşim de ortada yoktu. Alışkanlıktan dolayı hızlıca kahvaltı yapmak için mutfak masasına gittim ama masa boştu. Sonra babamın yol ve cep harçlığı için para bıraktığı komodine baktım. E orası da boştu. Hiç para yoktu. Kaşlarımı çattım. Ailemin bana ufak bir ders vermek istediğini anladım. Homurdanarak odama çıktım ve kumbaramda biriktirdiğim parayı aldım. Taksi çağırdım ve okula gittim. Birkaç derse girdikten sonra sınıf arkadaşlarımdan biri olan Olivia kalan derslere ekerek takılmayı önerdi. Bu teklifi gözü kapalı kabul ettim. Ben, Olivia ve diğer birkaç kız derse girmedik. Okuldan kaçtık. Kafeteryadan bir sandviç aldım. Kızlar da sigara aldı. Sigara içerken eğleniyorlardı. Bana da denememi önerdiler. O güne kadar hiç sigara içmemiş, hatta içmek bile istememiştim ama sahip olduğum özgürlüğü hatırlayarak kabul ettim ve denedim. Kendimi iyi hissetmedim. Gözlerim yandı ve çok öksürmeye başladım. Kızlar bana güldü. Ben orada kendimi kötü hissederken onlar benimle alay ediyorlardı. Gücendim. Sigarayı yere atarak oradan uzaklaştım. Eve dönerken kendimi hiç mutlu hissetmiyordum ama hiç önemli değildi. Çünkü hayal ettiğim her şeyi yapmak için hala bolca zamanım vardı. Bu arada ne mi hayal ediyordum? Hmm, diskoya. Gerçek bir diskoya gitmek istiyordum. Büyük kızların yaptırdığı gibi gerçek dövmeler yaptırmak istiyordum. Evin kapısını açtığımda burnuma yemek kokuları geldi. Uzun zamandır evde böyle güzel kokular olmuyordu. Annem her zaman işte oluyordu. Eve gelince de hızlıca bir şeyler hazırlayıp dinlenmeye gidiyordu. Eve geldiğimi görünce annem mutlu bir şekilde beni mutfağa davet etti. Maya sandalyesinde oturuyordu. Masaya baktım ve gözlerime inanamadım. Doldurulmuş hindi, birkaç çeşit salata, et yemekleri ve harika bir tatlı. Annem babamı da masaya çağırdı ve akşam yemeğine oturduk. Ailem sabah erken çıktıklarını, beni uyandırmak istemediklerini söylediler. Acil bir iş için apar topar evden gitmeleri gerekmiş. Uzun zamandır ilk kez hepimiz aynı masada oturarak birbirimize zamanımızı ayırdık. Lezzetli yemeklerden yedik, bir sürü şey hakkında konuştuk. Kendimi çok mutlu ve önemli hissettim. Birden telefonum çaldı. Arayan Saray'dı. Sara bir sokak aşağıda yaşayan yakın bir arkadaşımdı. Babama baktım. Yemek yerken telefonla meşgul olmama çok kızardı ama bu sefer sessizce yemek yemeye devam etti. Telefonu hiç umursamıyor gibiydi. Onunla yaptığımız konuşmayı hatırladım ve telefonu açtım. Sara ailesinin gittiğini ve bu akşam evde bir parti vereceğini söyledi. Partiye geleceğimi söyledim. Annem konuşmamı duyduktan sonra hiçbir yere gidemezsin, evde oturuyorsun demek istedi. Ama babam ona sessiz kalması için işaret etti. Çok mutluydum. Kendi kararlarımı veriyordum ve kimse bana karışmıyordu. Uzun zamandır hayalini kurduğum şey buydu. Anneme yemek için teşekkür ettikten sonra odama gittim ve partiye hazırlanmaya başladım. Güzel bir üst ve en sevdiğim kot pantolonumu giydim. Saçlarımı düzelttim ve hafif bir makyaj yaptım. Aynaya bakarak kendime gülümsedim. Harika görünüyordum. Saate baktığımda dışarı çıkma zamanının geldiğini biliyordum. Merdivenlerden aşağı inerken kendimi çok iyi hissettim. Bu benim ilk partimdi ve kimsenin kararlarımı kontrol edemediği bir gündü. Aileme veda ettikten ve Maya'yı öptükten sonra erken döneceğime söz vererek evden ayrıldım. Sara'nın evine girdim. Çok güzel müzikler çalıyordu. Bir sürü insan vardı ve herkes eğleniyordu. Tanıdığım kızlara doğru yürüdüm ve onlar da okuldan havadisleri konuşurken kola içmeye başladık. Erkekler dans ediyor, sigara içiyor ve alkol alıyorlardı. Partiden sık sıkıldım ve eve gitmek istedim. Birdenbire bir çocuk yanımıza geldi. Bize renkli şekerler verdi. Kızlar mutlu bir şekilde şekerlerden aldılar ve bana da teklif ettiler. Bu şekerleri ilk defa görüyordum. Şekeri ağzıma alır almaz hemen tükürdüm. Bu bir şeker değildi, bir haptı. Kızlar bana dostane bir şekilde güldüler ve beni daha fazla denemeye ikna etmeye başladılar. Daha sonra çok daha iyi olacağımı söylediler. Açıkça reddettim ve bu çok iyi bir karardı. Birkaç dakika sonra arkadaşlarımın eski hallerinden iz yoktu. Garip davranmaya, gülmeye ve ağlamaya başladılar. Bir kız sandalyeye tırmandı ve göğsüne yumruk atmaya başlayarak kendisinin tarzan olduğunu söyledi. Diğeri karşılıksız aşkı yüzünden hıçkır hıçkır ağlıyordu. Etrafa baktığımda neredeyse partideki herkesin bu şekilde davrandığını fark ettim. Böylece disko ve parti hayallerim de yerle bir olmuştu. Hayal kırıklığına uğradım ve sadece oradan ayrılmak istedim. Birdenbire dışarıdan polis sirenleri duyulmaya başladı. Kapıya yüksek sesle vurulması orada bulunanların kendine getirmiş gibi görünüyordu. Herkes saklanmak için evin etrafında koşturmaya başladı. Sara polise kapıyı açtı ve üniformalı birkaç adam eve girdi. Komşuların gürültüden ve yüksek müzikten şikayet ettiklerini ve bu yüzden partiyi sonlandırmamız gerektiğini söylediler. Polis memurlarından biri herkese hap veren çocuğu gördü ve onun bir uyuşturucu dağıtıcısı olduğunu anladı. Yere yatmamız emredildi. Üzerlerimiz arandı, kimliklerimiz sorgulandı. O an yetişkinlerin özgür yaşamının o kadar da havalı olmadığını fark gittim. Artık sadece eve, ailemin yanına gitmek istiyordum. Arama bittiğinde hepimize evimize gitmemiz söylendi. O çocuğu ise karakola götürdüler. Tüm gücümle eve koştum. Arkama bile bakmadım. Sabah sigara, okuldan kaçma, kötü bir parti, uyuşturucu haplar, polis baskını, arama. Nasıl bir gün bu? Eve gider gitmez direkt babamın odasına girdim. Beni görünce endişelendi. Her şey yolunda mı? diye sordu. Ona yanıldığımı ve bugünün bana birçok şey öğrettiğini söyledim. Babam bana sarıldı ve ne olursa olsun onun için her zaman seveceği ve koruyacağı küçük bir kızı olduğumu söyledi. Babam annemin bizimle vakit geçirmek için işten ayrıldığını ve böylece kendime daha fazla zaman ayırabileceğimi de ekledi. Ona gülümsedim ve sıkıca sarıldım. Arkadaşlar büyümek istiyor musunuz? Cevaplarınızı yorumlara yazın. Okumaktan memnuniyet duyacağım. Merhaba, benim adım Erika. Hikaye yıllar önce kaybolan kız kardeşim Julie hakkında olacak. Annemler onu yıllarca sürekli aradılar. Hikaye nasıl mı sona erdi? Bu videoda öğreneceksiniz. Bu arada ben biraz nefeslenirken siz de bu videoyu beğenin arkadaşlar. Bunu gerçekten istiyorum. Julie ve ben sıradan bir evde büyüdük. Anne ve babamız ev işleriyle uğraşıyor, komşularla takılıyor, birbirlerini ziyarete gidiyorlardı. Yan evde Stan adında bir çocuk yaşıyordu. Kız kardeşim ve ben onunla sık sık beraber oynuyorduk. Ama ailelerimiz yüzyıllardır kavgalılardı. Ailem onların atalarının bizim atalarımızdan arazilerini aldıklarını savunuyordu. Gerçeği kimse bilmiyordu. Her iki aile de hikayelerini inanıyorlardı. Julie ve ben hep Stan oynuyorduk. Çünkü çocuktuk ve bu tür şeylerle ilgilenmiyorduk. Ama ailelerimiz görüşmemizi yasakladı. Hatta ona selam bile vermememizi istediler. Biz de gizli gizli kaçıp ormanın içinde beraber oynadık. Zamanla kendimize bir ağaç evi inşa ettik. İçine döşedik ve kendimize bir oyun evi yaptık. Arkadaşlarımızı gizlemek zordu ama aynı zamanda bu ortak sırrımız arkadaşlarımızı pekiştirerek daha da alevlendirdi. Yıllar geçti ve büyüdük. Ben 14 yaşına geldiğimizde Julie sitenin bensiz görmeye başladı. Ve buna nasıl tepki verdiğimi merak ediyor musunuz? Evet genel olarak sakin karşıladım. Herkesin kendi seçimi vardı. Demek ki benimle olduğundan daha fazla ortak nokta buldular. Olabilir yani. <laughs> ne yine ben siz mi gidip buluştunuz? Bunu nasıl yaparsınız? Biz 3 silahşörüz. 3 silahşör 2 değil 3. Ya spontane oldu. Ahırı temizliyordum. Sen bu işten her zaman nefret ediyorsun. Stan yanımdan geçerken bana yardım teklif etti. Ve sonra beraber oynamaya karar verdik. Ben de inandım. Çık buradan. Erika, bana dokunma arkadaşının yanına git. Böylece gittikçe daha fazla beraber takıldılar. Ve birkaç yıl sonra onlarla oynamayı neredeyse tamamen bıraktım. Başka kız arkadaşlarım oldu ve onlarla sevdiğimiz şeyleri yapmaya başladık. Moda dergilerine bakıyorduk ve makyaj tartışıyorduk. Kabul etmeliydim ki hala onlara kızgındım. <laughs> Julie ve ben aynı odada yaşadığımız için ne zaman eve geldiğini, Stan'den başka arkadaşı olmadığını biliyordum. Sonra Julie'nin doğum günü geldi ve onu çok istediği bilekliğe hediye aldım. 18 yaşına girmişti ve bu hayatındaki ilk gümüş bileziğiydi. Çok sevindi ve Stan'in de bir sürpriz hazırladığını ve ona gideceğini söyledi. Tabi buna hiç şüphe yoktu. Akşam 8 civarında evden ayrıldı ve neredeyse gece yarısı oldu. Ama eve dönmedi. Annemler endişelendi. Bana kardeşimin nerede olduğunu, neden evde olmadığını sordu. Ve tüm bu yıllar boyunca Julie'nin bensiz komşu çiftlikteki kızlarla takıldığını söyledim. Yine onlardadır dedim. Annemler ciddi anlamda endişelendiler. Onu getireceğimi söyledim ve senin evine gittim. Evde bir ışık vardı ama kapıya kimse cevap vermedi. Stan'ın ailesi evde değildi. Julie'ye adıyla seslendim ve sonra içeri daldım. Ne yapıyorsunuz? Yoksa birbirinizden mi hoşlanıyorsunuz? Yıllar önce daha fazla birlikte kalabilmek için mi beni ektiniz? Julie sessiz kaldı. Stanis oturduğu yerden doğruldu. Ve evet Erika haklısın. Birbirimizden hoşlanıyoruz. Ve bu konuda hiçbir şey yapamıyoruz. Umurumda değil. Ama anne babana ne söyleyeceksin? Oh hayır lütfen bizimkilere söyleme. Saflar sizi dünyanın sizin etrafında mı dönüyor sanıyorsunuz? Babamın bir keresinde evlerine bir daha bakarsam beni binlerce kilometre ötedeki bir kız okuluna göndereceğini söylediğini hatırlıyor musun? O herkes böyle söylüyor. Anneme bile. Erika kimseye söyleme. Sakin ol isteseydim uzun zaman önce söylerdim. Sessiz olmam için benden yemin istediler ve Julie ile eve geldik. O ve aralarının çok iyi olduğunu, sadece ailelerin her şey engel olduğunu söyledi. Beni seviyor dedi ve acı acı ağladı. Ona baktım, aradığındaki ilişkinin bitmesi gerektiğini anladım. Ama o zaman da kız kardeşi mutsuz olacaktı ve belki de hayatının sonuna kadar aşkın engel oldukları için ailesini affetmeyecekti. Bana hak verin, ailemi de seviyordum. Bir saat önce eve geldim, ailemin yanına gittim ve gözlerim doludu. Dolu Julian'ın eline yazılmış notu gösterdim. Bizlerin tanımadığı yeni arkadaşlarıyla birlikte şehirden ayrılarak yeni bir hayata başlamaya karar verdiği yazıyordu. Bu not eskiden oynadığımız evde bulmuş gibi yaptım. Ailemin kalbi kırılmıştı. Ama onlara kız kardeşimin Stan'la birlikte olduğunu söylemedim. Şanslarına Stan'in ailesi aniden yurt dışına gitmek durumunda kaldı ve eve oğullarına bırakmışlardı. Görünüşe göre yurt dışındaki akrabalar ölmüştü ve miras için oraya gitmeleri gerekiyordu. Bu yüzden Stan için işler kolay olmuştu. Ama bu benim için söylenemez. Babam çevre eyaletlerin her köşesinde ablamı arayıp polisten yardım istedi. Ben kalbi kırık bir kız kardeş gibi davrandım. Haftada bir ormandaki eve gittim. Bir zamanlar üç silahçı olarak oynadığımız yer. Kız kardeşim oraya yerleşti. Neyse ki senin parası vardı ve birkaç usta tutarak evi dıştan mütevazi görünümlü bir eve çevirdiler. Ama içinde gerçekten akıllı bir ev vardı. İçeri girdiğinizde sadece iki oda vardı fakat duvardaki gizli bölmeye basınca duvarlar açılıyordu. Ve arkada sadece içeriden açılan yedi bir ev kapısı çıkıyordu. Güvenilirlik için böyle bir önlem icat etmiştik. Kız kardeşim Stan'la yaşadığı yer orasıydı. Stan her şey eskisi gibi davranmış oluyordu. Evinde takılıyor, sığırları besliyor, temizlik yapıyor, bakkala gidiyordu. Fakat gerçekte bu orman evinde yaşıyorlardı. Bunu bir ben biliyordum ve sessiz kalacağıma söz verdim. Ailem 8 yıldır Julie'yi arıyor. Onları aramayı bırakmaya zar zor ikna ettim. Kendilerine acı vermekten başka bir şey yapmıyordu. O zamandan bu yana çok daha uzun yıllar geçti. Stan onu çok seviyordu. O da Stan'im. Genel olarak annem ve babam Julie'yi aramaktan vazgeçtiklerinde biraz daha sakinleştim. Bizim çılgın çiftlik ziyaretlerimi azalttım. Bir keresinde onları ziyarete gidecekken babam beni bir anda kapının önünde durdurdu. Nereye gittiğimi sordu. Bir arkadaşıma gideceğimi söyledim. Yolun yarısında telefonumu evde unuttuğumu hatırladım ama geri dönmedim. Kardeşime giderken dışarıdan yiyecek bir şeyler aldım. Kardeşim de o sırada evin dışında duruyordu. Biraz hastaydı ve maske takıyordu. Onunla konuştuk. Onu gerçekten özlemiştim. Çantalarını ona verdim ve nasıl olduğunu sordum. Sonra arkadan tanıdık bir ses duyuldu. Elka, burada ne yapıyorsun? Baba, asıl sen burada ne yapıyorsun? Ben sadece arkadaşıma geldim. Julie o anda öksürdü ve çarpık bir sesle onu selamladı ve yüzünü saklamaya çalıştı. Kalbim çarpıyordu. ''Onu gerçekten tanımadı mı?'' diye düşündüm. Babamın yanına gittim ve eve gitme zamanımın geldiğini söyledim. Onu kollarından tuttum ve götürmeye başladım. Julie de bize bay bay demek için elini havaya kaldırıp salladı. Tink tink bileziği haince çınladı. Julie olayın farkına vardı ve hemen elini indirip doğum günü için ona verdiğim bileziği koluyla kapattı. Ama babam çoktan fark etmişti. Yıldırım hızıyla ona doğru yürüdü ve yüzündeki maskeyi indirdi. Julie diye bağırdı. Ona sarıldı ve sonra diz çöktü ağlamaya başladı. Julie de gözyaşlarını tutamadı. 15 yıldır birbirlerini görmemişlerdi. Babam kızını gördüğüne inanamadı. Ve tabii ki biraz da sertçe bana döndü. Bunca zaman onun nerede olduğunu biliyordum ve sakladın mı diye bağırdı. Julie beni korumaya başladı ve bunu Stan ve kendisinin için yaptığını söyledi. Stan'in ismini duyduğunda babamın gözleri öfkeden kıpkırmızı oldu. Ve tam o anda Stan evden dışarı çıktı. Daha bir şey diyemeden babam onun üstüne atladı. Julie ile ben bağırdık. Babam Stan'in kızını kaçırmakla suçluyordu. O anda Will evden çıktı. Anne baba bu amca kim diye sordu. Ve babam Stan'i bıraktı. Önümüzde Stan ve Julie'nin ne oldu duruyordu. 10 yaşındaydı. Babamızın bir kopyasıydı. Aynı kafayı ve hatta burunlarını kaşıma şekline sahiptiler. Babam önce ona sonra hepimize baktı ve tekrar ağladı. Oğlum bu senin büyük baban dedi Julie. O zamandan beri bir yıl geçti. Stan ve Julie normal bir eve taşındılar ve yeğenim Will her gün bizimle takılıyor. Sten'in ailesi ne mi oldu? Sonunda şehre döndüler ve şimdi bizimle aynı masada akşam yemeği yiyorlar. Babamız Sten'in babasıyla iyi anlaşıyor ve Sten'in onun için her zaman bir oğul gibi olduğunu söylüyor. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Herkese merhaba, benim adım Todd. Yaşadıklarımı size nasıl anlatacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama birkaç ay önce başıma gelenler tüm davranışlarımı tamamen değiştirdi. Varlıklı bir ailede doğdum, babam belediye başkanı adayıydı. Kendini çılgınca seçim yarışlarına adamıştı. Annem ve ben bu çılgın seçim yarışına katılmak istemedik. Babam bize tam destek veriyordu ve bu yeterliydi. Bölgedeki en iyi okulda okudum. Babamın konumu hoşuma gidiyordu. Çoğu zaman yasaları çiğnedim. Polise kaba davrandım. Peşim tutmamasına rağmen kulüplere gittim. Bilirsin gücü hissetmek özel bir heyecandır. Nedense herkesin bana borcu varmış gibi hissediyorum. Hiç bu kadar yanılmamıştım. Ben neredeyse kimse büyütmedi. Annem ev hanım olmasına rağmen her zaman meşguldü. Kız arkadaşlarıyla takılıyor, salonlara gidiyor, alışveriş ve spor yapıyordu. Yani tek başıma büyüdüm ama bundan şikayetçi değilim. Sabah her zamanki gibi beni annem uyandırdı. Oğlum kalk, okula gitme vakti. Kahvaltı yaptım ve okula gittim. O gün can sıkıntısından ölerek sınıfta oturuyordum. Sonra arkadaşım Nilsen yanıma geldi ve sınıf arkadaşımız Lola'nın tuvaletini yaparken çektiği bir videoyu gösterdi. Güldüm ve sınıftaki herkese göndermeyi teklif ettim. Nilsen reddetti sadece bana gülmem için gösterdiğini söyledi. Telefonumu elime aldım ve hemen sırf arkadaşlarımızın olduğu sohbet grubuna gönderdim. Tabii ki de herkes anında Lola ile alay etmeye başladı. Lola Nielsen'ın yanına geldi ve suratına bir tokat attı. Nielsen bunu yapanın kendisi olmadığını açıklamaya çalıştı ama Lola ağlayarak eve koştu. Bu neden yaptın? Artık beni düşman olarak görüyor. Sana ne? Kız hem ezik hem inek. Dostum insanlara böyle davranamazsın. Kim demiş kime ne dersem yaparım. Sana dokunan bir şeyim var dostum. Neyin var senin? Babam sadece belediye başkan adayı, başbakanın oğlu gibi davranmayı bırak. Aniden sandalyemden kalktım ve meydan okurcasını alnının Nilsen'in alnına bastırdım. Yumruklarımı sıktım. Vücudum gerildi. Nilsen da bana diklendi ama sonra öğretmen geldi. Beni azaldı ve öfkeden delirecektim. Öğretmene sert davrandım. Kimsenin beni susturmaya hakkı olmadığını söyledim. Öğretmen beni sınıftan attı. Ezikler! Hepinizin canı cehenneme! diye sınıfa doğru bağırdım ve koridora çıktım. Sıkıldım ve olay çıkartmak için Lola'nınki gibi güzel bir video çekmek için öğretmenler tuvaletine gittim. Kendimi kabinlerden birine kilitledim ve bekledim. Sonra müdür içeri girdi. Uzun bir süre burnunu lavaboya sümkürdü, sigara içti ve ardından klozete oturdu. Tuvaletini yapmaya başladı. Kahkahalarımı zor tutabildim. Klozetin üzerine çıktım ve kamerayı açtım. Video herkesi göstermek ve hangisinin daha havalı olduğunu göstermek için şimdiden sabırsızlanıyordum. Ama videoyu çekerken bir anda annem aradı. Yönetmen başını kaldırdı ve hızlıca izlemek istedim ama ayağım kaydı ve sonra sırtımda yere düştüğümü hatırlıyorum. Gözlerimi açınca kendimi garip karanlık bir odada buldum. Telefonun ferini açtım. Etrafa baktım. Nemli ve karanlıktı. Odanın ortasında güzel bir erkek saatinin durduğu bir masa vardı. Saati hemen taktım. Bana çok yakıştı. Havalı görünüyordu. Buradan nasıl çıkacağım diye sordum kendi kendime. Sonra beni bir kapıdan sokağa çıkaran bir dar koridor buldum. Saat 11 Temmuz 2020'yi gösteriyordu. İkinci derse gittim ve Nilsen saat nereden bulduğumu sordu. Ona hala kızgındım ama intikamı daha sonra almaya karar verdim. Ona saati sokakta bulduğumu söyledim. Ders başladı ve aniden yangın alarmı ötmeye başladı. Sirenler acı acı bağırıyordu. Hoparlardan okulun yanmakta olduğu anons ediliyordu. Sekreter, acil tahliye, acil tahliye diye bağırıyordu. Sınıfta panik başladı. Her şeyi fırlattık ve öğretmeni dinlemedik. Tahliye planı, yangına nasıl daralanacağını tamamen unuttuk. Herkes birbirine girdi. Kalabalıktan geçemedim. Koridorları duman kapladı. Boğulmaya başladım. Herkes öksürüyordu. Okulda öğrencilerin çoğu sokağa fırladı. Ben en arkadaydım ve çok korktum. Sağ dışarı çıkmayı düşünerek merdivenlerden hızlıca koştum. Lola da koşuyordu. Gözlüklerini düşürdü ve almak için eğildi. Kızdım onu ittim ve merdivenden yuvarlardı. O acıyor bacağım diye bağırdı. Yaralandığını gördüm ama canın cehenneme diye düşündüm. Sokağa koştum. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdüler. Yoklamadan geçtik. Herkes kurtulmuştu. Sadece Lola bulunamıyordu. Daha sonra merdivenin önünde yerde karbon monoksit zehirlenmesinden boğuldu ortaya çıktı. Bunu duyduğumda inanamadım. Kollarım ve bacaklarım titremeye başladı. Başım dönüyordu. Müdür onu en son kimin gördüğünü neler olduğunu sorgulamaya başladı. Kendim çok suçlu hissediyordum, ama biliyordum ki itiraf edersem babamın itibarı lekeleyecektim ve o da belediye başkanı olamayacaktı. Görmedim efendim dedim. Ertesi gün babamın sponsor olduğu okulumuzun tadilata başladı. Dolu aklımdan çıkmıyordu. Dinastinin gitmeye karar verdim. Ailesi merkezde oturuyordu ve çok üzgünlerdi. Küçük, fakir bir evleri ve eski mobilyaları vardı. Annesi onun tek çocuğu olduğunu haykırdı. Dayanamadım, oradan kaçtım. Nersin aradım ve kulübe gittik. Ama aklımda sadece Lola vardı. Sarhoş olduğum durum daha da kötüleşti. Sanki her yerde onu görüyordum. Eve yatmaya gittiğimde Lola gözümün önünde belirdi. Lola, Lola sen misin? <laughs> ne istiyorsun? Çık dışarı. Ona bağırdım. Ama o sessizce durdu ve bana baktı. Beni her yerde takip ediyordu. Dedirdiğimi düşündüm. Birkaç gün sonra dayanamadım. Ona bağırmaya başladım. Neden bana yardım etmedin? Neden itiraf etmedin? Git başımdan. Çık odamdan. Gözlük takmam benim suçum değil. Yardım edebilirdin. Beni ittin. Hayır çık. Çığlık attım ve panik atak geçmeye başladım. Ne yapayım? Zamanı geri döndüremeyiz. Diye bağırdım. O da bana istemen yeterli dedi ve parmaklarını şıklattı. Ter içinde uyandım. Bunun sadece bir rüya olduğunu anladım. Nefesimi toplayarak yatağa oturdum ve saatimi taktım. Oğlum kalk. Okula gitme zamanı. Anne ne okulu? Okul tadilatta. Şaka mı yapıyorsun? Hadi hızlıca hazırlan. Seni ben bırakacağım. Anne ciddi misin? Hadi çabuk. Nere olduğunu anlamadım. Muhtemelen beni alışverişe yardım etmek için yanına götüreceğini düşündüm. Ama annem beni okula götürdü. Okul sapa sağlam duruyordu. Nasıl yani? dedi yüksek sesle. Hadi koş Hı. sınıfa. Benim alışverişe gitmem gerekiyor dedi ve gitti. İçeri girdim. Her şey yangından önceki gibiydi. Kimseyle konuşmadan sırama oturdum. Nilsin geldi ve Laura'nın tuvalete çektiği videoyu gösterdi. Burada neler olur kanka? Bu bir şaka mı diye sordum. Herkes hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Başımı çevirdim ve Leonun bana baktığını gördüm. Ah ah o yaşıyor diye bağırdım. Dola sessizdi. Herkes bana bakıyordu. Gözlerime inanamadım. Sonra hoca geldi ve beni sınıftan attı. Dışarı çıktım. Ama hiçbir şey anlam veremedim. Sonra acı, acı bir siren ses çaldı. Pencerelerden çıkan dumanlar gördüm. Herkes dışarı çıktı. Lola hariç herkes. Saate baktım. Üzerinde tarih 11 Temmuz 2021'di. Arkamdan bir ses. Sana geri çevireceğini söylüyorsun dedi. Hızlı arkamı döndüm ama kimse yoktu. Neler diye bağırdım. Doktorlar yanıma geldiler. Bir şey enjekte ettiler ve uyuyakaldım. Oğlum kalk. Okula gitme vakti. Yine annemin sesi. Odamda yatağımdayım. Ve her şey aynı. Okul, Nielsen, Lola'nın videosu, yangın. Saat 11 Temmuz. Ve sonra tekrar tekrar. İşte bu. Anladım ki artık tedavi görmenin zamanı geldi. Ve bir gün okula gitmedim. Evde kaldım. Nielsen beni aradı ve bana yangının Lola'nın ölümünü anlattı. Ölen sınıf arkadaşımız ruhunu sürekli gördüğümüz bir kabus hayal edin benden ne istiyordu anlamıyordum kafa yiyecektim. Son saati çöp atmam gerektiğini fark ettim. Ama her gün saat kolumda uyandım. Öğretmenler tuvaletinde aynı kabinde bulunan duvar bir daha açılmadı. Saatimi kırdım, Çöpe attım, Nisan'a verdim ama her güne oğlum kalk okula gitme vakti sözleriyle başladım. Ayrıca saatten kurtulmaya çalışırken her sabah bana döndü ve babam her gün aday listesinden çıkarılıp mal mülkten mahrum bırakıldı. Fakir uyanmak istemiyordum. Ne yapacağımı bilemedim. Artık benim için her şey bitmişti Umutsuzlukla dolu bir şekilde yangından sonra Önce müdüre her şeyi itiraf ettim Son doluğunun ailesini görmeye cenazeye gittim Artık hiç gücüm kalmamıştı Yemedim içmedim ve çok yoruldum Annesine gittim ve af diledim Benim hatam olduğunu itiraf ettim Üzerime saldırdı babası onu zor tuttu Af diledim ve giderken arkamdan Kızımı bana geri getir diye bağırdı İşte o an ne yapacağımı anladım Sabah annem oğlum kalk okula Oh çoktan kalkmışsın Hadi seni okula bırakayım. Sınıfa gidip Nisan'ın telefondan videoyu sildim. Ona bunun komik olmadığını söyledim. Bir daha yapmamasını istedim. Ders boyunca oturdum. Sonra yangın alarmı duyduğunda çocuklardan paniklemeyip öğretmeni takip etmelerini söyledim. Nisan da bana yardımcı oldu. Merdivenlerde Lolo gözlüklerini düşürdü. Onları aldım. Elini tuttum ve onu okuldan dışarı çıkardım. Çok şaşırdı. Anlamadan bana baktı. Nasılsın? İyi misin? Ee, evet iyiyim. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Sadece yardım etmeye çalışıyorum. Beni affet. Ne için? Her şey için üzgünüm. Müdür yoklama yaptı. Herkes güvendi ve sağlandı. Sonra babam beni aradı ve listeden çıkarıldığını ve artık iflas ettiğimizi söyledi. Pekala önemli değil. Bir şekilde yaşarız. Önemli olan para değil dedim ona. Önemli olan herkesin güvendi ve sağ olması. Lola'yı evine götürdüm. İlginç ve çok zeki bir kız oldu. Ortaya çıktı. Evine gelince ona sarıldım ve şok olmuştu. Sadece gülümsedim ve evime gittim. Babam üzgün ve kızgın bir şekilde oturuyordu. Ona kalan paramızla bir iş kurmasını önerdim. Acil durumlarda davranış eğitimi merkezi. Oğlum kalk. Okula gitme vakti tanık bir ses ve gülümsedi Tamam anne kalkıyorum beni uyandırdığın için teşekkürler. Saatim takmak istedim ama masada değildi. Bütün odayı aradım ama bulamadım. Kaybettiğimi düşündüm. Tadat elinde bir süredir ayrı olduğumuz okulumuza geldiğimde herkesin sağ salim olmasını ve en önemlisi Dolan'ın bizimle sağlıklı olmasını çok sevmiştim. Bu arada bugün onunla ilk randevumuz. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.